Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün 2020 Ford Tornio Courier aracımıza ayak altı LED aracı ambiyans aydınlatması uygulaması yapacağız. Şu şekilde Piranha'nın aracı ambiyans aydınlatması, ayak altı LED artık ne derseniz. A101'den almış olduğum ürünü şöyle göstereyim. Müziğe duyarlı, yani sese duyarlı bir ürün. Aynı zamanda istediğiniz gibi renklerde şu şekilde kumandası aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Bu çakmaklıktan güç alıyor arkadaşlar. 12 voltluk bir güç alıyor çakmaklık üzerinden. Şu şekilde açma kapama tuşu var. Bunu ben ama çakmaklığa direkt bağlayacağım. Yani şu içindeki şeyden direkt artı eksi alacağım çakmaklığın altından. Bu parçayı kullanmamış olacağım. Şimdi aracın montajına geçelim. Daha sonra montajdan sonra incelemesini detaylı bir şekilde göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ayak altı ledlerimin yerlerini ayarladım. Montajını ayarladım. Aslında elektriğini de bağladım. Tamamen bütün hepsini hallettim. Ama sizlere göstermek açısından tekrardan ortalığı bir topladım. Ve nasıl yapabiliriz? Bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben daha önce çakmaklıktan almıştım. Fakat bizim araçlarda, kuryerlerde çakmaklıkta elektrik kesilmiyor. Kontak kapansa dahi elektrik kesilmiyor. O yüzden enerji çeken, akım çeken diyen arkadaşlar oldu. Uzun vadede aküye zararı olur diyenler oldu. O yüzden ben de sağ olsunlar Facebook'tan bir grubumuz var bizim. Kulüp Kuryer diye. Oradan Mehmet abim sağ olsun bana yardımcı oldu. Ben de onun söyledikleri doğrultusunda bağlantıyı değiştirdim. Şimdi bağlantıyı nasıl yaptım? Bildiğiniz gibi bizim bu çakmaklık soketi vardı. Ben onu iptal etmiştim. Direkt çakmaklıktan enerji aldım. Daha sonra öyle deyince arkadaşlar ben şöyle şurada görünüyor sanırım. Mehmet abi hemen söyleyeyim. Soyadını da söyleyeyim. Mehmet Berberoğlu sağ olsun yardımcı oldu. Ve araya böyle bir güç devre dışı bırakacak bir anahtar koymamı söyledi arkadaşlar. Şu şekilde. Ben şu an burada sabitlemedim onu. Onu da sabitleyeceğim. Onu yaptım arkadaşlar. Şimdi bütün her şey şu anda bunun altında. Yani bu vites kutusunun altında bütün hepsi. Burayı şöyle çektiğimde direkt çıkıyor zaten. Söke taka söke taka benimki artık kolay çıkmaya başladı. Ama sizinki de çıkar. Merak etmeyin. Çakmaklığın altında soket var. Soketi çıkarayım. Evet. Soketi çıkarttım. Daha sonra burada USB tutan yani USB soketimiz var. Bunu da arkadaşlar şu kenarında tırnağı var. Şurada gördüğünüz tırnak. Onu attırdıktan sonra çektiğinizde USB soket de geliyor. Ve bu çakmaklık yeri boşa çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra bu vites kutusunun olduğu bölümü sökmemiz gerekiyor. Şöyle kenardan çektiğimizde. Evet. Kenardan çektiğimiz zaman bu şekilde direkt çıkıyor arkadaşlar. Şöyle vites körüğünü de sökeyim ben. Bunu da şu içeriden geçirdiğim zaman daha sonra burada airbag ESP ön park sensörü ve start stop'un soketleri kalıyor. Onlar da şurada arkasında tırnakları var arkadaşlar. Basıp çektiğinizde şu şekilde bunların bu vites kutusunun olduğu üst kapağı da komple alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu bizim çakmaklık soketimiz. Bunda sarı olan kısım artı
sarılı mavili. Siyahlı morlu olan kısım ise eksi. Kullandığımız ayakaltı ledlerde ise kırmızı kısım artı, siyah kısım eksi arkadaşlar. O şekilde şimdi buradan çakmaklığın soketinden bir artı kablosu çektim. Şu tuşumuza. Bunu sıfır kısmına bağladım. Daha sonra bu şeyden, şu tuştan, butondan, bir 01 butonundan bir kabloda ayakaltı ledlerimizden çıkan artı kısmına bağladım arkadaşlar. Daha sonra bir tane de şu şekilde ayakaltı lede giden eksi kablosu bağladım. Şu siyahlı morlu kısımdan. Bunları bağladıktan sonra işlemimiz hemen hemen bitiyor. Yerlerini ayarladım. Yerlerini de nasıl ayarladım? Şimdi bizim adaptörümüz, ayakaltı ledin adaptörü şu anda burada. Bunu ben şu şekilde şuraya sabitleyeceğim. Yine sağ olsun Mehmet abinin söylediği yöntemle şu bizim sinyal alıcımız, kumandamızın. Bu da arkadaşlar şurada yukarıda duracak ve çok fazla hem göze batmayacak hem de her şey toplu bir şekilde duracak. Bütün kabloları bu içeriden geçirdim arkadaşlar. Ayakaltı ledlerimizi. Kısalar zaten aldığınızda, eğer alırsanız, yapmak isterseniz aldığınızda kutudan çıkınca görürsünüz. İki tane kısa, iki tane de uzun kablolu ayakaltı led var. Kısalar ön tarafa, uzunlar da arka tarafa. Fazlasıyla yetiyor kablolarımız. Yani yetişir yetişmemez diye hiç şey yapmayın. Fazlasıyla kablolar yetiyor. Şimdi ben yerlerini göstereyim size. Nasıl aldığımı. Hepsini bu içeriden salladım. İki tane kısayı ön taraflara, şöyle ön taraflara buradan aldım. Kenarlardan. Hepsi bu plastiklerin altında arkadaşlar. Uzunları ise yine buradan salladım. Ve şu kenarlardan arka taraflara aldım. Şimdi önce arka tarafları göstereyim. Böyle koltuğu öne çekeyim arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi kablolar duruyor. Tam düzenlemedim burayı. Burada arkadaşlar şu ray olduğu için sıkıntıya girmemek için burayın altından alın kablolar. Çünkü koltuk hareket ettiğinde kabloya zarar verebilir. Bilginiz olsun. Ayakaltı ledimiz de şu şekilde şurada arkadaşlar. Hatta ben aktif edeyim. Aktif ettikten sonra göstereyim ki ışıklarda görebilirsiniz. Evet, şu anda yanıyor. Şu şekilde koltuğun kumaş kısmına şey yaptım arkadaşlar, ayarladım. Çünkü orası tam böyle yeri. Ve yine şu da sağ taraf arkadaşlar. Bu da aynı şekilde koltuğun kumaş kısmında. Şimdi ön tarafta ise kabloyu arkadaşlar, ön taraf ledi şu plastiğin altından geçirdim. Şu vidayı söktüğünüzde bu plastik esniyor. Bunu söküp esnetirseniz işiniz daha kolay olur. Burada hemen şuradan alttan kablolar şöyle geçiyor. Bakın şurada da kablonun devamı var. Buradan aldım. Bunu buraya bu şekilde sabitlemesini yaptım arkadaşlar. Şoför kısmında şu ileri kısımda sabitleyecek yer olmadığı için bu uç kısma sabitledim. Uç kısma da kendi bantları tutmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben burayı sıcak silikonla hafif eriterek, nokta nokta bırakarak sıcak silikonla sabitledim. Daha sonra sökme esnasında da herhangi bir sıkıntı olmaz. Şöyle sağ tarafa da geçeyim. Sağ tarafta yine aynı şekilde şuradan vites kutusunun içinden aşağıdan aldım. Şöyle şuradan arkadaşlar, şu yukarıdan şu şekilde şurada kablosu devam ediyor. Yine her şey bunun içinde. Burada herhangi bir şu vidayla oynamanıza gerek yok. Burada esneme payı var. Sıkıntı yok o yönden. Bunda arkadaşlar şuradaki köpük koruma var. Süngerimsi bir koruma var. Oraya sabitlemesini yaptım. En iyi orada aydınlık veriyordu, ışık veriyordu yani. Şekilde
klap kırıyor. Grup sağ olsun arkadaşlar. Böyle yardım konusunda çok iyiler arkadaşlar. Bildiklerini hemen söylüyorlar. Bu şekildeydi. Şimdi dediğim gibi ben şurayı bir toplamam gerekiyor. Burada da dediğim gibi bunu buraya sabitleyip daha sonra şu gözü de buradan çıkartıp montajı tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu kısmı çekemeyeceğim. Hem zahmetli hem de tek kişi olduğum için görüntü almam zor. O yüzden en son bittiğinde de toplanmış halini, toplu halini en son olarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben toplama aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, montajım tamamıyla bitti şu anda. Bu kısmı da toparladım. Kumandamızın sensörü de hemen şurada. Görüyorsunuz, buraya sıkıştırdım bunu da. Kumanda gayet iyi alıyor. Bahsettiğim düğme ise burada arkadaşlar. Bunu sabitleyemedim henüz. Sabitleyeceğim ama buraya bir yere böyle görünmeyecek şekilde. Şimdi şu an sıfır konumunda olduğu için ayak altı ledlerimiz açık değil. Bunu bir konumuna aldığımızda şu şekilde gördüğünüz gibi ayak altı ledler aktif hale geliyor arkadaşlar. Şöyle arka tarafları da göstereyim. Oldukça fonksiyonlu bir led arkadaşlar. Şurada parlaklığı arttırma ve azaltma var. Açma kapama var. Bu şekilde off yaptığımızda gördüğünüz gibi kapandı. On'a bastığımızda ise açıldı. Daha sonra burada renkler var. 8 tane toplam renk var. Şöyle kırmızı. Şöyle yeşil. Mavi. Beyaz. Turuncu. Sarı. Turkuaz ve mor arkadaşlar. Burada da şunlar şu sıra kendi otomatik değişme sırası arkadaşlar. LED'leri belli bir düzene göre değiştiriyor. FET 3 yavaş yavaş geçiş yapıyor. Bu da yine aynı şekilde. Şu alttaki sıra ise arkadaşlar müzik müziğe göre değişme. Şimdi burada otomatik değişiyorlar. Tabi bu sesi algıladıkça daha farklı değişmeler oluyor. Yine bu şekilde bunlar da yavaş yavaş değişiyor. Burada da ses şöyle. Gördüğünüz gibi. Tabi teybin sesine göre o daha fazla algılayacağı için orada daha iyi güzel bir değişme olur. Şurada dördüncüsü arkadaşlar. Bak şu anda hiç ses yok ve yanmıyor. Gördüğünüz gibi ses algıladıkça yanıyor. Tabii şu aşağıda olduğu için o adaptörümüz, o yüzden biraz bu el sesini tam algılayamayabiliyor. Ama bu şekilde gayet stabil çalışıyor. Buradan kapatabiliyoruz arkadaşlar, dediğim gibi şöyle beyaz alayım. Kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Ama burası açık kalacak. Çünkü oradan kapatmamızın hiçbir anlamı olmuyor. Enerji çekmeye devam ediyor. Biz şu düğmeden açıp kapatacağız arkadaşlar. El altında gözükmüyor. Gayet saklanan bir yerde. Şu şekilde. Şöyle. Sıfıra getirdiğimizde kapanıyor. Bire getirdiğimizde kendisi otomatik yanıyor arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekildeydi. Ben yine bunun gece görüntülerini ekleyeceğim arkadaşlar. Videonun sonuna bilginiz olsun. Videoyla ilgili, yaptığım uygulamayla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bilgim dahilinde sorularınızı cevaplıyorum. Önceki videolarda da göründüğü üzere arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.
Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şu an gece görüntülerini görüyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle renklerin geçişleri. Mavi, beyaz, turuncu, sarı, turkuaz ve mor arkadaşlar. Kamerada biraz renkler tam net çıkmayabiliyor. Şu beyaz arkadaşlar. Genelde beyaz olarak kullanacağız. Şu şekilde. Hemen dışarıdan göstereyim. Şekilde şiddetini düşürebiliyoruz. Bu en düşük şiddette arkadaşlar. Şöyle. Bu da en yükseğe.